Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Şu an 12 kişiyi görüyorum. Sesim geliyorsa bir onay verirseniz çok sevinirim. Görüntü ve seste bir sorun var mı acaba? Bakıyorum, geliyor. İsmail Bey, süper. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Barış, Barış Mercan. YouTube'un ilk canlı yayını yapıyorum, o yüzden biraz heyecanlıyım. Daha önce Instagram'da e, birkaç canlı yayın yapmıştım. Bayağı da keyifli sohbetler etmiştik. Hatta pandemi döneminde çok fazla e, yapmıştım. Fakat YouTube'da da bir yapmak istedim. Eğer keyif alırsanız, tabii ki bu kanalın üyeleri olarak, e, her ay düzenli olarak yapabiliriz. Farklı konularda bu olabilir. Evet. Nasıl yapacağımızı biraz bahsedeyim aslında, aklımda böyle bir yarım saatlik bir yayın var, tabii ki sorularınıza göre bu biraz daha uzayabilir, bu arada internetim de çok stabil değil, umarım bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Çok selamlar bu arada herkese, süper, çok sevindim şu an, tek başıma olmadığıma biraz çekiniyordum ama YouTube'un şöyle bir güzelliği var, bu yayın zaten olacak yayın sonrasında ve isteyenler de sonrasında izleyebilecek riski hakkında sıkça sorulan Sorular şeklinde koyacağım bunu Aydın Bey de gelmiş benim e, eski iş, iş arkadaşlarımdan özlediğim insanlardan beri süper tamam arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız şimdi bayağı bir soru aldım geçtiğimiz hafta e, bu yayınla alakalı paylaşım yaptığım zaman hem Instagram'da hem YouTube'da bayağı bir soru geldi ve güzel de sorular geldi şöyle üzerimde ne yapıyorsunuz diye merak ederseniz aşağıda şöyle soruları not aldım arada oraya bakacağım. Ee, bu soruları belli başlı başlıklara ayırdım. İyice ne böyle düzenli bir yayın olması adına, planlı bir yayın olması adına. Onları tek tek cevaplayacağım. Ama tabii ki sizin yayın boyunca sorularınız olursa onları da e, cevaplayacağım. O yüzden lütfen buradan da sorularınızı yazabilirsiniz. Her soruya oldukça e, zor sorular da olabilir bunlar. Nasıl isterseniz hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bazı sorular viskiyle genel alakalı sorular, bazıları biraz daha detay sorular, bazıları ise kişisel, kişisel sorular. O yüzden öncelikle viski ile ilgili başlayayım diyorum. Sonrasında biraz daha bireysel sorulara gideceğim. Sağdan da soruları görüyorum bu arada. Onları görmüyorum sanmayın. Chat kısmına yazabilirsiniz. Onları da cevaplayacağım arkadaşlar. Hiçbir endişeniz olmasın o konuda. Şimdi öncelikle aslında kişisel bence başlamam daha mantıklı olur. Genelden özele gitmiş oluruz. Şimdi öncelikle çok fazla kişisel soru, kariyerimle alakalı sorular gelmiş. Ee, özel biri var mı hayatımda diye sorular gelmiş. Biraz da İngiltere yolculuğumdan e, sorular gelmiş. Onları biraz anlatayım arkadaşlar. Ee, şöyle aslında benim şu an e, bildiğiniz üzere yani kalın takipçi olarak düşünüyorum bunu. Şu an daha çok viski üzerine bir e, işim var. Viski eğitimleri veriyorum Londra'da. Her ne kadar Türkiye'ye çok gelemesem de Türkiye'de de bazı markalarla işbirlikleri yapıyorum. Tadımlar e, düzenliyorum. E, danışmanlık işleri yapıyorum aynı zamanda. E, bunun dışında viskinin dışında da aslında yaptığım işler var ama tabii ki sizin gördüğünüz e, tarafta, kadrajda kalmıyor onlar. Arka tarafta yaptığım işler var. E, birkaç böyle e, girişimcisi olduğum proje de var açıkçası. Onları da önümüzdeki umuyorum 2023 o konuda biraz daha ilerlediğim bir e, sene olacak. Fakat aslında ben de çok yakın zamanda kariyer değişimi yapmış biriyim. E, benim kariyerim aslında şöyle başladı. İlk olarak Bilgi Üniversitesi'nde ticaret okudum. Sonrasında Nottingham Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım işletme üzerine. Sonrasında Türkiye'ye döndüm ve e, kariyerime Nesle'de başladım. Nesle'de satış e, departmanında başladım. Orada yaklaşık 3 sene çalıştım. Sonrasında ee, Hopi, Boyner Grup, Boyner Holding altında bulunan Hopi firmasında çalışmaya başladım. Orada marka işbirlikleri yöneticisiydim ve yaklaşık orada 5,5 sene e, çalıştım. Ve bu Hopi yolculuğum sırasında aslında biraz da böyle e, biraz da iş hayatımdan sıkıldığım, biraz kendimden sıkıldığım bir dönemde ve dedim ki yani benim bir hobiye ihtiyacım var, farklı bir şey ya ihtiyacım var hayatımda? Ya bu böyle gitmeyecek bir uğraşa ihtiyacım var. Ve zaten hali hazırda viskiye bir merakım vardı. Yüksek lisansta e, başlayan aslında tez yazarken e, biraz yaratıcılığa ihtiyacım olduğu dönemlerde biraz viskiye başvuruyordum. E, sonrasında dedim ki ya ben viskiyi biraz daha okumaya, araştırmaya başlayayım. Ve baktım ki Türkiye'de bu işi yapan insanlar tabii ki var hali hazırda o dönemde de vardı. Fakat daha çok böyle yaşı büyük insanlar. E, dedim ki ben de bir genç bir birey olarak artık çok gençliğimiz kalmadı da bir de e, biraz daha genç bir birey olarak ben de bu kültürle alakalı kendi yorumlarımı paylaşayım ve benim gibi aslında bu yolculuğa çıkmış insanlara bir şeyler öğretmeye çalışayım çizene ve çok fazla işte yazmaya, çizmeye başladım ve zaten halihazırda eğitimim vardı viski konusunda. Türkiye'de viskiyi anlatan herkesten viski defalarca dinledim uluslararası bazı eğitimlere, programlara katıldım. Çok fazla gezdim ve çok çok fazla tattım arkadaşlar. Yani yüzlerce farklı viski. Sadece şöyle söyleyeyim size. Son 3 ayda falan sadece 200 viski tattım diyebilirim. Tatmak tabii ki burada olay içmek değil. Yani hakikaten okuyarak, ederek yani üstüne koya koya tadıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Damak gelişiyor bunu yaparken ve böyle bir viski yolculuğuna da girdim. Kurumsal hayatımla beraber bu viski yolculuğunu eş zamanlı götürdüm. Yani sabahları işe gidiyordum, akşamları tadım, kendi tadımlarımı yapıyordum veya farklı projeler yapıyordum. Böyle bir şekilde gitti ve sonra kurumsalı bırakıp biraz daha viskiye yönelmek istedim. Tam da bu arada evet Arda Bey çok doğru bir şey söyledi. Bakın hemen sohbete girdim. Viskiyi unuttum. Şu an yanımda Glengoyne var. Türkiye'de satışı var mı emin değilim. Sanıyorum sınırlı sayıda olan bir şişe uygun bir viskidir bu arada. Yani çok havalı bir şey içmiyorum şu an. Siz de bu arada bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Kadehlerinize herhangi bir viskiyi koyarsanız harika olur. Şöyle biraz daha yukarıda koyayım. Glen Goyne bu arada İskoç viskisi. İskoç'un Highland bölgesinde bulunuyor. Ben de bu sene iki kere gitme şansım oldu. Çok güzel bir damıtım evi. Hatta Stirling kalesine çok yakındır. Yani Glasgow'dan yukarıya doğru, Highland'e doğru çıkarsınız biraz daha. Önce Glen Gowan'ı gezersiniz, sonrasında da Sterling'de güzel bir tur yaparsınız ve çok güzel bir günü aslında olur. Glenn daha çok şeyli karakter ön plana çıkan yumuşak içimli, tatlı, baharatlı bir viskidir. O yüzden afiyet olsun diyorum. Bir yudum alıyorum ve sonra devam ediyorum. Çok güzel bir viski. Günlük içimde bu aralar elimin en çok gittiği viskilerden biri. Gördüğünüz gibi zaten işte de ufaktan bitmek üzere. Gerçekten güzel bir viski. Hem yumuşak içimli ama çok deli kırlı kır giden bir viski değil. Daman gerisinde çok güzel böyle tatlı baharatlar kalan bir viski diyorum. Bu arada sağdan sorular geliyor. Şu kişisel sorular kısmını geçeyim. Sonrasında oraya geleceğim. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi bu es zamanlı gitti. Sonrasında kurumsalı tamamen bırakmaya karar verdim. Viskiye biraz daha kanalize olmak için. Ve tam da bu zamanda aslında e, Türkiye'den ayrılıp Londra'ya taşınma kararını kararında aldığım zamanlar. Bu dediğim yaklaşık iki buçuk sene önce. Sonrasında buraya geldim. Şimdi burada da dediğim gibi e, viski üzerine tadımlar, eğitimler veriyorum. Yeni bir e, birkaç proje var üzerine gitmek istediğim bir. Bu sene viski kitabı yazma gibi bir isteğim var. Onun çalışmalarına başlayacağım önümüzdeki günlerde. Onun da buradan duyurusunu yapmış olayım. Bakıyorum başka soruya. İlk viski deneyimimi soranlar çok olmuş. Burada da galiba şu sağ tarafta soranlar olmuştu. Ondan ben kısaca cevaplayayım. İlk viski deneyimimi tabii ki hatırlamıyorum arkadaşlar. Muhtemelen babamın barından aşırdığım viskilerden biridir güzel bir anı değildir muhtemelen. Ama ilk bilinçli viski deneyimim aslında şöyle oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi beni viskiyle böyle ilgi duymamı sağlayan içkilerden biridir. Singleton ve Talisker arkadaşlar. Ee, yüksek lisansta böyle bir pop da aslında tamamen şans eseri denediğim bir viski Singleton Talisker ve denedikten sonra gerçekten böyle e, çok enteresan aromalar almıştım. Çünkü o döneme kadar tabii ki viski tüketmiştim. İşte Jack Daniels olsun, Chivas, e, Johnny Walker yani klasik böyle harmanlar e, diyeyim aslında. Ve genelde bir şeylerle karıştırarak içiyordum. Ama ilk kez böyle hakkını vererek e, dikkat ederek tadınca böyle viskide çok enteresan aromalar olduğunu da gördüm ve Gerçekten aşık oldum diyebilirim viskiye ve onun üzerine okumaya, araştırmaya e, başladım ve viski merakım böyle başladı. Bu dediğim ne zaman oluyor yani? Hatırlaması zor. 2012 2011-12 civarlarında aslında. O dönemden beri de viskiye. Bu arada hep viski diyorum ama başka meraklarım da var. Viski konuşuyoruz ama diğer içkilere de merakım tabii ki var. Özellikle rom çok severim. Singleton bu arada güzel bir ilk viskidir bence. Yani single malta da e, ...giriş viskilerinden biridir. E, Okey bu soruda böyle cevap vermiş olduk. Şöyle bir soru geldi de... ...çok e, zor bir soru. Yani o, e, düşünüyorum cevabını da bulamadım. Ben size sormuş olayım aslında bunu. Hayatınız boyunca bir viski içme durumunuz olsa... ...ne tercih ederdiniz? Yani bir haftada düşünüyorum bunun cevabını ve... ...bulamıyorum. Sizin bir e, cevabınız olursa lütfen siz yazın. Çok zor bir soru. Hayatım önce bir viski içeceğim... Muhtemelen yumuşak için viski içerdim isterdim. Çünkü çok yoğun aromalı bir viski olsa belli bir dönem sonra ne kadar da güzel bir viski olsa muhtemelen sıkılırsınız. O yüzden günlük bir viski tercih etmeye çalışırdım açıkçası. Ama çok zor arkadaşlar bu seçimi yapmak. Nelisiniz, Burcunuz gibi sorular gelmiş. Çok kısaca söyleyeyim. İstanbul doğumluyum. Babam İstanbullu. Annem İskenderunlu. Kova Burcu'yum. Hayatımda özel biri var. Evliyim. Kariyerle alakalı zaten bilgiler verdim. Onun dışında tamam kişisel soruları geride bıraktığımı düşünüyorum hızlıca. 10 dakikada hallettim. Zamanı da verimli kullanmaya çalışıyorum. Süper. Şimdi arkadaşlar viski sorularına gelelim. Ufaktan başlayalım. Şimdi viski 101 diyeceğim ben bu kısma. Viski için, viski içmek için evde başlangıç seti. Şimdi viski içmek için tabii ki ne ihtiyacınız var arkadaşlar? Öncelikle bir viskiye ihtiyacınız var ve viski konusunda sonsuz seçenek var. Yani ülkemizde de artık bayağı bir seçenek var. O yüzden aslında biraz da damağınızı geliştirmek istediğinizi de düşünerek bu soruyu öyle düşünüyorum. Biraz farklı kategorilerde viskiler elde edinmeye kendi bütçeniz dahilinde tabii ki. E ne olabilir mesela? Harman viskiler olabilir tabii ki. Bir Black Label'ı mesela koyabilirsiniz. Bir şivas, 12'yi koyabilirsiniz. Şivas biraz daha üst bir iyi bir harman isteyeceksiniz. Şivas 18 olabilir. Biraz single malt koyarsanız İskoçya'dan işte Singleton olabilir mesela Cardu olabili ol olabilir. Glenlivet, Glenfiddich gibi klasik viskiler olabilir. Bir İrlanda olabilir. Mesela işte Jameson zaten çok klasik bir viski. Onu koyarsınız. belki bir yine Irish single malt olabilir. Connemara olabilir. Bir Amerikan, bir, bir bourbon. ...bir Tennessee viskisi mesela... ...Jack Daniels'ın klasiği olabilir... ...Gentleman Jack olabilir... ...yani farklı kategorileri kapsayacak bir evde... ...bir başlangıç e, viskileri alırsanız... ...bu arada bence damağınızı geliştirmeden... ...eve böyle her şeyi de topyekun almaya... ...çok fazla gerek yok... E, ...çünkü biraz damağının... ...ben gelişmesini e, tarafta arayayım... ...iyi şeyleri içmeden önce yani hakkını... ...vermekten bahsediyorum burada... ...biraz daha... ...klasik standart şeyleri tadarsanız... ...sonrasında üzerine daha iyi, daha iyi demeyeyim aslında, daha böyle sofistike şeyleri içerseniz daha iyi hakkını verirsiniz, daha çok keyif alırsınız. Bir de tabii ki ne ihtiyacınız var? Tadım kadehine ihtiyacınız var. Ben de mesela bugün kullandığım şöyle bir e, lale tipi diyorlar bunu aslında. Bir tadım kadehi alırsanız bence bir e, tadım seti olmuş oluyor. Tabii ki kokteyle de merakınız varsa bununla beraber yancı e, ürünler de eklemeniz gerekecek. İkinci sorumuz, Viski kültürü çok, viski kültürünü çok seviyorum ama tadını sevemiyorum. Ne önerirsiniz? Ee, enteresan bir soru. Viskiyi sevmeden kültürünü sevmek değişik bu şey gibi. Sinema, yani film izlemeyi çok seviyorum ama sinema kültürünü seviyorum demek gibi bir şey aslında ama şöyle cevap vermeye çalışayım. Viski arkadaşlar kolay bir içki değil. Ee, yani biz çok seviyor olabiliriz. Yani hepinizin sevdiğini varsayarak. Ee, ama kolay bir içki değil. Burada minimum %40 alkolden bahsediyoruz. Yani bir ile şarapla kıyasladığınız zaman yüksek bir alkol. Ve herkese göre yüksektir. O yüzden de herkesin damağına göre uygun olmayabilir. Bu arada bu her içki türü için öyle. Yani rakı mesela bence yine kolay bir içki değil. Rakı seven var, sevmeyen var. Bira ağzına koyamayan var. Bu yemekte de öyle. Yani suşi sevmeyen var, seven var. Makarna, et sevmeyen var. O yüzden viski sevmemeniz çok normal sevmiyorsanız. Sevmeye kendinizi zorlamanıza bence gerek yok bence size göre bir içki türü olmayabilir viski. Hayatınız boyunca viski içmek zorunda değilsiniz sonuçta. Ama ara ara şans verip belki yaşla gelen bir damak değişimi olabilir. Mesela benim için biraz öyle oldu. Damak gerçekten değişiyor. Sadece damak değil aslında zevkler değişiyor. Yani müzeye karşı bakışınız, sinemaya karşı bakışınız, tiyatro vesaire. Sonuçta zevkleriniz değişiyor. Mesela ben eskiden hatırlıyorum. Espresso asla içemezdim. Sütlü kahve içerdim. Nesede çalışmaya başladığım zaman dedim ki kendime tamam artık biraz kahveyi öğrenmem lazım. Ve espresso içmeye başladım. Başlarda keyif almadım ama sonra çünkü espresso acı sonuçta acı bir kahvedir yani. Ve zamanla damağıma alıştı ve sevmeye başladım. Yani biraz aslında bu yaşla gelen merakla gelen de bir şey. O yüzden kendinizi çok zorlamayın. Ama ara ara tekrar şans verip viskiye belki damağınız belli bir dönem doğru bir zamanda doğru viski içerseniz belki bir anda sevmeye başlayacaksınız. Viski içerken sadece alkolün tadını alıyorum. Diğer aromaları almam için ne yapabilirim? Aslında bu biraz da dediğim şeyle alakalı. viski yüksek alkollü ve tabii ki başta alkol almanız çok zor var. 40 alkolden bahsediyoruz. Minimum yüzde 40. Mesela benim şu an içtiğim yüzde 48 alkol. Arkamda bazı viskiler var. 60 alkol. Ama ben mesela tadınca alkolden önce aromaları alıyorum. Burada şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Öncelikle viskinin alkolü yüksek geliyorsa viski kokteyllerle tercih edebilirsiniz. Farklı meşrubatlarla karıştırıp damağınıza alıştırmayı e, düşünebilirsiniz. Yani biraz burun kıvıracağız şimdi ama Red Bull'la karıştırabilirsiniz. Kolayla karıştırabilirsiniz. Veya farklı meyve sularıyla karıştırabilirsiniz. Old Fashion yapabilirsiniz. Manhattan yapabilirsiniz kendinize. Whisky Sour yapabilirsiniz ve damağınız alıştıkça viskiye. Sonrasında e, biraz daha sek viski içmeye başlarsınız ve o zaman o alkol biraz daha az gelmeye başlar. Bir de şunu tavsiye edebilirim size. Biraz su koyabilirsiniz viskiye arkadaşlar. Bunu özellikle baş damıtıcılar, baş çok yaparlar. Çünkü onların işi farklı viskiler tatmak ve sadece aromalara yoğunlaşmak olduğu için ve günde de yüzlerce viski tattıkları için e, çok fazla alkolle işleri olmuyor. aroma ile işleri oluyor. O yüzden siz de Viskiye birkaç damla su katarsınız... ...o alkolü biraz kıracak... ...yüzde 40'a birkaç damla su koyarsınız... ...yüzde 35'lere 38'lere indir indirmiş olursunuz... ...ve öyle bir tadım mesela... ...alkol biraz illaki düşmüş olur... ...diğer bir tavsiyem de şu olur... Viskiyi buzdolabında bekletebilirsiniz... İçmeden önce bir 15 dakika veya daha da fazla... viskiyi buzdolabında bekletirseniz arkadaşlar... ...bir kere difirize de bu arada koyabilirsiniz... ...donmaz yüksek alkollü olduğu için... viski soğudukça... ...evet bazı aromaları kaybedersiniz... ...ne yazık ki tabii ki ama alkolün yakıcılığını da azaltmış olursunuz ve biraz daha e, şurubumsu bir kıvama biraz daha yaklaşır... daha kolay daha kaygan e, damakta da olur biraz daha yumuşamış olur aslında sağda da bu arada e, Damor 15 mesela önerisi gelmiş Cihan Bey'den bence evet çok çok güzel bir viski Damor 15 benim de çok sevdiğim bir viskidir viski maden suyu gayet güzel Olabilir. Evet. Ozan Bey demiş ki gül yaprağı üzerindeki çiğ tanesi kadar. Aynen. Bunu ben ilk Mehmet Yalçın'dan duymuştum bu tabiri. Bilmiyorum ona mı ait ama ben ondan duymuştum. O kadar da olur. Daha fazlası da olur. Şimdi aile bölgesinden başlangıç için ne önerirsiniz? Hemen cevap vereyim buna. Çok şey yapmadan. Aile bölgesinden benim ilk önerim biraz daha şimdi aile bölgesi genelde isli karakterleri ön plana çıkıyor biliyorsunuz. O yüzden iste kolay bir aroma değildir. Baş etmesi kolay bir aroma değildir. Herkes sevmez. O yüzden biraz yumuşak islerle ilerlemekte fayda var. Burada da Bowmore tavsiye edebilirim. Yani Lafroque tavsiye etmem. Arbeck tavsiye etmem. Lagavulin çok güzeldir ama e, biraz sert gelebilir. Bomor bence güzel olabilir. Onun dışında Kilhom'un bence yine olabilir. Baktınız fena değil. Her şey yolunda gidiyor. Sonrasında Lagavulin Arbeck, Lafroy gibi biraz daha isli viskileri geçebilirsiniz. Viski, tam e, tamam diğer sorulara burada devam ediyorum. Viski, tüm viski türlerinde kesinlikle tatmalısınız dediğiniz örnekler verebilir misiniz? Aslında zor bir soru bu ama e, ben her kategoriden bir kere tatmış olmanızı tavsiye ederim size. Yani bir single malt. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela şey diyor, diyorlar ya single malt en iyisidir. Harman viskiler kötü. Emin olun ki eğer böyle e, ön yargınız varsa emin tattıkça karşınıza çok enteresan nitelikler çıkacak. Çok kötü bir single malt da içeceksiniz. Çok harika bir harman da içeceksiniz. O yüzden her kategoride için. Mesela Amerikan whiskey'ni sevmeyenler var ya. Mesela belki Jack Daniel's içiniz gençliğinizde ve çok e, sev sevmiyorsunuz kötü hafızalar var. Ama başka o zaman bir Amerikan whiskey'si için. Mesela bir güzel bir bourbon için. Arkama da bakıyorum bir taraftan bu arada. Bakın arkamda mesela şurada gördüm. Michter's diye mesela muhteşem bir markadır bu kendisi sour mash içkisi mesela bu. Bourbon diyemiyorlar. Minimum %51 mısır kullanılmadığı için. Mesela çok enteresan bir markadır. Böyle çok değişik markalar var ve eminim en Amerikan viskisini sevmeyen insan bile bu tarz viskiler denedikçe kendine uygulananı bulacaktır. O yüzden ön yargısız bir şekilde her kategoriden tatmanızı tavsiye ederim. Yani İskoçya, İrlanda, Amerika gibi genel ana viski ülkelerine ek olarak aynı zamanda bu arada Hindistan, Tayvan, Japonya... Orta Avrupa gibi farklı ülkelerinde viskileri. Günümüzde her şeyin, her ülkenin viskisi var bu arada. Onları da tatmanızı tavsiye ederim. Woodford Reserve yine aynı şekilde. O da bakın şurada bir yerde var. E, önde Rye var. Arkada Bourbon'u var. O da bitmek üzere. Paul John. Paul John'lar da bakın gösterebilecek miyim? Şuralarda. Hatta Paul John'un rafları da kırmadan size göstereceğim. Paul John'un da bakın şöyle bir yeni bir şişesi mesela geldi. Sadece yılbaşı dönemi, Christmas dönemini özel çıkarılan bir şişe. Gerçekten çok çok güzel viski. Kadehimi tercih etmedim çünkü biraz isti bir viski. O yüzden şimdi bu kadar konuşurken bir taraftan da isti viski içmek kolay değil. Şu Red Bull'la alakalı çok soru geldi. Ona hemen cevap vereyim. Ee, arkadaşlar şöyle bir orada yanlış da bilgi vermek istemiyorum ama hatırladığım kadarıyla Red Bull'un eskiden üzerinde alkolle tüketimine dair bazı ibareler vardı. Alkolü tüketmeyin şeklinde bir ibare vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden orada bir sağlık acaba bir sorunu olabilir mi diye düşünüyorum. Ama hala var. Okey hala varsa o zaman e, çok tavsiye etmeyin Yani ben bir doktor değilim. Onun üzerine konuşamam ne etkisi var diye. Ama onlar çok tavsiye edilmiyorsa, üzerinde yazıyorsa çok tavsiye etmem. Ama ben de içtim mi? İçtim tabii ki. Ee, ama viskiyle Red Bull, Red Bull'la alkol tabii ki Vodka Red Bull zaten klasik özellikle benim gençliğimde bilmiyorum hala var mı ama çok olan bir kokteyldi. Ben açıkçası favorim değil. Red Bull'la viski yerine ben mesela bir soda baya, veya, veya tuni tercih ederim açıkçası. Red Bull gibi çok aromatik meşrubatlar çünkü viskinin karakterini çok çalıyor. O yüzden Red Bull uyumu bence uyumdan bahsedebilir, bahsedemeyiz burada. Viskiyle yan yana koyma konusunda. Ee, çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. İlerliyorum şimdi. Viski ee, Viskiyi nasıl içilirle alakalı çok soru geldi arkadaşlar ama orada çok zaman kaybetmeyeyim açıkçası. Çok kısaca söyleyeceğim. Viski nasıl isterseniz öyle içilir. Ee, daha detaylı e, bilgi isteyen benim viski nasıl içilir diye ilk videom vardı YouTube'da. Ona bakmanızı tavsiye ederim ama gerçekten viski nasıl isterseniz öyle içilir. Böyle şey romantiklikleri var ya. Viskiye ayıp ediyorsunuz. Geçen gün mesela bir tane bir kokteyl paylaştım. Hemen böyle birileri yazmış. "Viski kültürüne aykırı. Viski kültürüne falan aykırı değil arkadaşlar. Sek viskiden önce viski kokteyli vardı. Viskiden daha eski. Yani ilk birçok viski markasından daha eski viskili kokteyl tarifleri var. Öyle söyleyeyim size. Yani ben biriyle dürüst olacağım. Masaya oturdum. Viski sohbeti yapıyoruz. Eğer biri "Viski kokteyli konulmaz falan filan" diyorsa ben o kişinin viski bilgisinden şüphe duyarım. Çok da viski sohbeti üzerine konuşma. Hiç öyle bir şey asla ve asla yok. Viskiyle ile kokteyl muhteşem oluyor. Gerçekten muhteşem oluyor. Evet, sorulara devam ediyorum. Ee, uygun kaliteli olan içkiler, baş ağrısı yapmayan... Ya bu baş ağrısız konusu da çok konuşuluyor. Hangi viskiler baş ağrısı yapmaz? Baş ağrısı ağrıtan veya ağrıt, ağrıt, ağrıtmayan viskiler diye bir ayrım yok arkadaşlar. Bence o baş ağrısı kısmı biraz daha kişisel deneyimlerle alakalı. O gün ki modunuzla alakalı, o gün ne yediğiniz, ne içtiğinizle alakalı. Benim mesela viskiden başım ağrımıyor. Çok içersiniz, tabii ki aynen Ozan Bey'in dediği gibi çok içersiniz. tüm viskiler ağrı yapar, cin de yapar, vodka da yapar. Bence ayarında içmek bence bu da doğru. Viski üzerine aldığım eğitimler sorulmuş. Ee, Edinburgh Whisky Akademi eğitimlerini tavsiye ederim arkadaşlar size. Hatta biraz belki konuşmak için erken ama e, ben de bir bir projem var online bir platform üzerine. Burada viskiye dair çok zengin bir kaynak yaratmaya çalışıyorum. Ve beviski.com'da var. E, zaten birçok yazı ama biraz daha işi ileriye götürerek herkesin her yerden ulaşabileceği bilgileri böyle bir akademi olarak sunmayı planlıyorum. Umarım önümüzdeki e, aylarda bununla alakalı gelişmelerde olacak. Neoskala da bu arada güzel. da ben aldım yani şarap eğitimini aldım. Viskiyi almadım açıkçası. Güzel. Yani bir kadehinize bir şey koyup açıp orada da Oğul, Oğul abi diyeyim hatta çok severim kendisini. Oğul Türkkan anlatıyor. Bir, bir CV'yiz çok iyidir. Ee, Oğul abiyi izleyerek orada güzel bir e, genel kültüre sahip olursunuz. Tavsiye edilir. Alkolizme kaymama noktasında ne öğrenirsiniz? İçmemek arkadaşlar. Bu ciddi bir sorun bu arada. Yani espri yapmayayım ama e, alkol zararlı bir şey. Yani benim işim tabii ki viski anlatmak ama ben işin kültür biraz daha tarafındayım. Çok alkol almaya ben her zaman karşıyım. Ben çok dikkat etmeye çalışıyorum fazla alkol almamak konusunda. Size de asla tavsiye etmem. Ayarında içmek her zaman çok daha eğlenceli. Çok daha viski kültüründe kabul edilen bir şey. Şimdi viski kültürü detay sorular. Neden sadece baz, bazı ülkelerin viskileri çok iyi kabul ediliyor? Ee, bazı ülkelerin viskileri mesela çok... İskoçya tabii ki, İrlanda bu işin merkezi. Japonya çok konuşuluyor ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, özellikle son bir senede çok farklı ülkelerden viskiler tattım. Yani Yeni Zelanda viskisi tattım, Almanya, Fransa, İtalya, İsrail. Yani çok enteresan ülkelerden tattım ve her ülkenin güzel viskisi var. Güzel viski dünyanın her yerinde yapılabilir. Eğer e, bu işe bir dedikçe tabii ki olursanız, doğru know-how'ı, doğru bilgiyi edinirseniz uzman e, ekip olarak söylüyorum, doğru ekip anılırsanız Gayet güzel viski. Dünyanın her yerinde yapılabilir. Önümüzdeki yıllarda bence başka ülkeleri de tabii ki şu an o kadar bunlar ufak markalar olduğu için çok dağılımları yok ama önümüzdeki yıllarda bence farklı oyuncuları da piyasada görmeye başlayacağız. Eski ve yeni şeyler arasındaki tarz farkları enteresan bir sorun. Şöyle cevap vereceğim buna da. Şimdi mesela bazı viskiler var biliyorsunuz klasik viskiler artık yani Glenlivet 12, Glenfiddich 12 bunlar yıllardır olan viskiler. Black Label 100 yıl aşkındır satışta olan viskiler bunlar. Tabii ki zaman içerisinde bunların tatları değişiyor. Bazen iyi yönde bazen kötü yönde. Yani bu sene aldığımız bir Glenfiddich 12 ile 5 sene önce aldığımız bir Glenfiddich 12 yan yana tadarsak belki tat anlamayız. Ama 30 sene öncesini yan yana tadarsak tat farkları oluyor. Bunun da sebebi şöyle oluyor. Bazen tabii ki biraz içeriğini değiştiriyorlar. Veya fıçıda yani üretim sürecindeki bazı şeyleri değiştirdiklerinden tabii ki kaynaklı e, oluyor bu. Ama şöyle dediği bu. Yani bambaşka bir viski tatmıyorsunuz. Ufak farklar oluyor ama böyle bambaşka viskiler de olmuyor. Ben bir tadıma katılmıştım. Orada kaç viski denemiştik? Katılamıyorum ama mesela şey vardı. Glenlivet 12 vardı. Dimple vardı. Highland Park vardı. Bunların günümüzdeki şişeleriyle eski şişeleri denemiştik. 70'ler, 80'ler, 90'lardaki şişeler. Ve mesela hiç unutamadığım bir şey Highland Park'ın şişesi çok farklıydı. Çünkü mesela biraz araştırma yapınca görüyorsunuz ki imbik ısıtma sistemlerini de değiştirmişler tam o yıllarda. Ve eski şişesi çok daha gövdeli. Veya Dimple eski Dimple, harman bir viski bu arada. Fiyat performans olarak da güzel bir viskidir. Güzel, ikonik bir şişesi vardır. Üçgen. Dimple'ın da mesela eski ee, şişesi o kadar güzeldi ki eğer o şişe olsaydı bu fiyatıyla emin olun şu an sadece Dimple O kadar güzel bir viskiydi Muhtemelen malt oranı biraz daha fazlaydı. Belki biraz daha hayırlanmış bir harmanlı ama çok güzeldi. Günümüze ne yazık ki biraz kötü evrilmiş. Yani karakterler yıllar içerisinde değişiyor. Yıldan yıla değişmez belki ama böyle 10 yıllar olarak düşünürsek değişiyor. Evet. Devam ediyorum. Hmm. Çok soru birikti bu arada. Ufak bir ara vereyim, sorulara bakayım arkadaşlar. Bu arada evet bugün zamlar geldi. Hepimize hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Ankara viskisi denedim. Denediniz mi diye bir soru gelmiş. Ankara viskisi denedim. Ankara viskisi ile alakalı çok e, keyifle kaleme aldığım bir yazım var web sayfamda bevis.com'da. Oraya göz atmanızı tavsiye ederim. Tadım notu da yazmıştım. Ankara viskisi e, ya tabii ki çok eski bir şişeydi bana gelen. O yüzden o şişe hangi koşullarda bekledi, e, nasıl bir değişim uğradı şişe içerisinde bilmiyorum. E, o yüzden çok böyle düzgün bir yorum yapmak kolay değil ama şöyle genç ve e, çok nasıl diyeyim damakta çok çarpıcı viskiydi. Yani hakikaten uyuşturucu bir viskiydi. Çok sert bir viskiydi. Bunun da güzel hatta hiç unutmuyorum Malibu'yu bana anımsatan bir kokusu vardı. Böyle tatlı nüanslar vardı. Ama damakta bayağı sert bir viskiydi. Bayağı damağı kavuran bir, dengesiz bir karaktere sahipti. Ankara viskisiyle alakalı öyle bir deneyimim vardı. Bir arkadaşım kendi koleksiyonundan getirmişti. Onu şey bitirmiştik diyebilirim. Yani dedim emin misin bitirmeyelim bak istersen koleksiyon değeri var ama yok abi dedi bitirelim. Yani dünyaya bir kere geliyoruz içelim beraber demiştik. İçmiştik. Evet senin favori viskin Talisker 10 değil miydi? Talisker 10 beni viskiye merak samımı viski, sağlayan viskilerdendir. O yüzden yeri ayrı ama favorim favorim değişiyor arkadaşlar. Günden güne değişiyor. Şu an ne içiyorsan favorim odur. Şu an favorim bu. Jameson Garaguz'u içiyorum ha güzel. Afiyet olsun. Ee, Peter tadım etkinliği yapacak mısınız? Yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani e, Mayıs'a kadar böyle birkaç tadım yapmak istiyorum Türkiye'de. Umarım planlayabilirim. Buradaki işlerim biraz izin verirse. Whiskey koleksiyonu hakkında bilgi. Ha Tamam whiskey koleksiyonu hakkında bilgi vereyim. Çünkü böyle sorular gelmişti. Birkaç soru. Şimdi whiskey koleksiyonu yapmak için bir kere öncelikle amacınızı belirlemeniz lazım. Yani biliyorsunuz günümüzde whiskey bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Siz yatırım amaçlı mı toplayacaksınız? Şişeleri alacaksınız, açmayacaksınız. Belli bir sene sonra satmayı mı planlıyorsunuz, değerlenmesini mi planlıyorsunuz? Yoksa kendi damağınızı geliştirmek için evimde böyle bir bar olsun, farklı şeyleri tadayım istediğim zaman istediğimi içeyim odunda mı? Yani koleksiyon amacı çok önemli. Ben mesela viski koleksiyonu yapmıyorum. Hiçbir zaman yapmadım. Ee, ben alıyorum. Çok içmiyorum. Çok sık şeyler bitmiyor ama... E, her şişeyi açıyorum. Arkamdaki gördüğünüz gibi. Kimileri koleksiyon der ama ben buna bar diyorum. Bu bir viski barı, bu bir içki barı. E, koleksiyon kesinlikle yapmıyorum. Koleksiyonu da bence en önemli şey... Her kategoriyi kapsamak. Belli ülkelerde kalmamak. Sadece İskoç, İrlanda değil biraz daha eğer seyahat eden biriyseniz veya seyahat eden arkadaşlarınız varsa farklı ülkelere gidip oradan da şişeler toplamak hem hikayeler oradan toplamış oluyorsunuz aslında hem de onları içtiğiniz zaman o hikayelerle beraber içmiş oluyorsunuz. Çok daha keyifli oluyor. Yani farklı ülkeleri kapsayın. İskoç, İrlanda ana ülkelerle başlayın. Amerika, sonra işte Japonya'sı, Hindistan'ı, İsrail, Almanya'sı, Fransa'sı, Yeni Zelanda, Avustralya vesaire. Öyle ülkelere de gidip böyle çok enteresan, çok zengin bir koleksiyon yapabilirsiniz kendinize. Yatırım amaçlı yapmak istiyorsanız da o bambaşka bir konu arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi burada şimdi vermek istemiyorum. Çünkü orada farklı parametreler var. Günümüzde de ne yazık ki sadece bu yatırım amacından kaynaklı da birçok viskinin fiyatı inanılmaz şekilde ne yazık ki gereksiz bir şekilde artmış durumda. Red Label mı iyi, Jack Daniels mı iyi? Şimdi çok yanlış bir soru. İyi kötü yok bir kere arkadaşlar. Siz hangisini seviyorsanız o size göre daha iyidir. Viskideki aromalar içinde beklediği fıçılardan mı geliyor yoksa gerçekten içine karabiber, bisküvi, çikolata vesaire ekleniyor mu eser kadar? Arkadaşlar viskiye eğer viski diyorsak buna asla vahsa içerisinde bir aroma eklenmiyor. Tüm aldığınız aromalar, bisküvisi, çikolatası, armutu, elması her şey doğa süreçte oluşuyor. Bazı aromalar tahılın kendisinden geliyor. Bazıları meshing, e, lapalama sürecinden geliyor. Bazıları fermentasyondan geliyor, bazıları distilasyondan geliyor, bazısı fıçılardan geliyor. Yani her süreç farklı bir karakter kazandırıyor. Tabii ki olgunlaşma burada en fazla karakteri kazandıran %60-70 civarında. Ama kesinlikle tüm bu aldığımız aromalar doğal bir şekilde geliyor. Eğer viskiye aroma eklerseniz ona viski diyemiyorsunuz. Var örnekleri tarçın ekleniyor, ee, bal ekleniyor, elma suyu ekleniyor ama bunlara viski likörü deniliyor. Viski likör olarak satılıyor bunlar. Evet. Süper. Aile bölgesi. Onu cevapladık. Red Label içiyor musunuz? Barım da yok ama içerim. Neden içmeyeyim? Tabii ki. Green Label nefis viskidir. Harika viskidir. Ankara viskisi cevapladık. Tamam kaçırdığım sorular var mı? Galiba güzel taramış oldum. Soruları. Birçok yerli rakı markası varken neden şu anda viski üretimi yapan firma yok? Ee, güzel bir soru ve açıkçası bu yayına ne yazık ki soru olarak sığmayacak bir soru. Bu biraz e, tercih meselesi arkadaşlar. Türkiye'de viski üretmek siz kendinize mesela bir sorun. Paranız olsa bu yatırımı yapar mısınız? Yani büyük markalarla baş edebilir misiniz bu siyasi, politik ortamda? Onu bir sormak lazım. Yeni bir marka çıkaracaksınız. Sıfırdan yeni bir marka çıkaracaksınız. Mercan viskisi diyelim. Bunu pazarlamanız lazım. Sizin gibi insanlara anlatmam lazım değil mi benim bunu? Nasıl anlatacağım? Ya, reklam yasakları var. Bir yere reklam veremeyeceğim. Sosyal medyada reklamını yapamayacağım. O yüzden e, çok kolay değil. Bir de Türkiye'de viski üretmek için, yüksek alkol içki üretmek için minimum 1 milyon litrelik bir e, alkol kapasiteniz olması lazım. 1 milyon çok fazla. Yani şöyle diyebilirsiniz mesela. Tamam ben bir şekilde viski üreteceğim. Param var. Bir holding, yatırımcı buldum vesaire. Ama 1 milyon çok fazla bir rakam. Dersiniz ki ben önceki 50 bin litre bisiklet üreteceğim. 100 bin litre ilk sene üreteceğim. Eğer başarılı olursa yavaş yavaş arttırın. Böyle bir şey diyemiyorsunuz ne yazık ki. Bam diye 1 milyon litreyi kurmanız gerekiyor. Öyle bir kapasiteyi kurmanız gerekiyor. Bu da imkansız 1 milyon litre üretmeyen bir sürü marka var. Mesela İskoçya'da karaf sorusunu atladım. Karaf sorusunu e, atladım. Görmedim arkadaşlar. Tekrar bir dakika. Karaf kullanımının önemi nedir? Seçiminde ben çok karaf insanı değilim arkadaşlar. Bu karaf bence biraz eski dönemlerden geliyor. Bu misafir ağırlamada biraz daha benim gördüğüm kadarıyla kullanılıyor. Hatta Mad Men'de falan çok vardı böyle. E, çok da içildiği için. Mesela öncelikle şişesinden koyuyor karafına. Tüm gün oradan servis ediyor gelen insanlara. Ama karaf uzun vadeli kullanım için çok mantıklı bir e, şey değil. Çünkü mesela şu örne viskiden örnek vereyim. Mesela mantar kapak. Bu şekilde kapanan ve hava izolasyonu sağlayan bir karaf yok. Karaflar biliyorsunuz genelde böyle konulur ve biraz ağzı oynaktır. O yüzden içerisine hava alıyor ve viski daha çok okside oluyor. Viski bozulmaz ama hava aldıkça da karakteri biraz alkolün de buharlaşma özelliğinden dolayı biraz o ıı, keskinliğini kaybeder, biraz aromalarını kaybeder. O yüzden ben kendi karaf yani evde bir karaf olarak var bu arada. Yani burada yok. İstanbul'da vardı. Görsel olarak seviyorum. Ee, ama bir mi koyar mıyım içine? Koymam. Ama güzel bir hediye. Şimdi tamam, okey. Sorulara dönüyorum biraz. Japonya'nın bu işte oh, bazı soru. Bu arada süreye bakıyorum 35 dakika olmuş. Kafamda 30 dakika varmış. o 35 dakika olmuş. Yani 45 dakika falan demiştim maksimum ama biraz uzuyor gibi. Aydın Bey'in sorusunu cevaplayayım. Viski oda sıcaklığında mı, buzla mı, viski taşıyla mı yoksa buzdolabında soğutulmuş şekilde mi? Ben oda sıcaklığında seviyorum arkadaşlar. Ee, ama her biri olabilir. Buzla da olur, viski taşıyla da olur. Yazın ama tabii ki bazı viskileri, mesela biraz önce Amerikan viskilerinden bahsettik ya. Mesela Woodford Reserve gerçekten bence buzla yakıştırdığım bir viski. Ama buzla da, tek tek buz değil de büyük buz kullanmaya tercih. Ee, tavsiye ederim. Yani tercih ederim. Size de öneririm. Çünkü daha geç eriyor. Daha geç viski sulandırıyor. Viski soğutuyor ama geç sulandırıyor. O yüzden çok daha keyifli bir içim sağlıyor. Bir şişenin ortalama tüketim süresi ve saklama koşulları hakkında bilgi verir misiniz? Süper. Bu arada çok enteresandır. Bu konuda aslında bir video çekmeye başlamıştım. Fakat sonrasında teknik bir sıkıntıdan dolayı koyamadım bunu. Ama cevaplayayım burada. Viski yüksek alkolü bir içki bozulmaz. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene bozulmaz. İçebilirsiniz. Babalarınızdan, dedelerinizden kalan içkiler varsa çekinmeden içebilirsiniz arkadaşlar. Bozulmaz ama oda sıcaklığında e, mümkünse çok sıcak veya çok soğuğa maruz kalmadan bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi arkada muhafaza ediyorum. Kaloriferin yakınında değil mesela çok ısınmıyor. Evin en soğuk odasında da değil. Ee, bakıyorum atladım mı başka bir şey. Tüketim süresi de bu sonu yani bir son kullanma tarihi olmadığı için tüketim süresi size kalmış. Yani bir günde de biter. Yıllar boyunca da tüketirsiniz. Benim burada mesela buraya ilk geldiğim zaman aldığım bir şey vardı. Old Putney. İki senedir burada hala keyifli içiyorum. 10 ee, sene daha saklayabilirim. Hiç sorun yok yani. Endişeleniniz olmasın. Whiskey'i her zaman oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Her zaman tüketebilirsiniz. Oda sıcaklığını detaylandırabilirim tabii ki. Oda sıcaklığı tabiri aslında geçmiş dönemlerden geldiği için bu biraz daha evlerin biraz daha soğuk olduğu dönemler. Yani 16-18 dereceler aslında oda sıcaklığı denen şey ama bizim evlerimiz şu an 16-18 derece değil. Mesela benim ev 20 dereceler, 22, 24 dereceler. O yüzden aslında yine oda sıcaklığının biraz daha yukarısına çıkmış oluyoruz. Ama dediğim gibi eğer biraz daha evin ...serin bir kısmında, biraz daha kaloriferden uzak bir kısmında konumlandırabilirsiniz. Çok ıı, ideal olur. Bu arada proda da aynı şeyler var. Benim mesela humidorum... ...ne yazık ki mesela arkamda humidorumu görmezsiniz. Ben de isterdim şurada bir, e, bir yerde prolarımı sergilemek. Ama bu oda, prolar için çok sıcak. O yüzden proları tam evin ortasında saklıyorum. Evin benim garip bir şekilde bu tarafı çok sıcak, yani daha sıcak. Diğer tarafı çok soğuk, proları tam ortada saklıyorum ki sıkıntı yaşamasınlar. Şirin'in güneş görmesi problem olur mu? Görmemesi tercih edilir arkadaşlar. Güneş yani güneşin dik geldiği bir yere bisikletinizi koymayın. Ha bozulur mu? Bozulmaz ama daha çok buharlaşma olur. Biraz şeyler terler. Bakıyorum. O da sıcaktır. Bu arada Kantarcı Bey. Çok teşekkür ediyorum. yorumlar beni çok mutlu ediyor bu arada. Yani... E ve nokta paylaştığım yazılar gerçekten çok zaman harcayarak, efor harcayarak yazdığım yazılar ve e, yani belki görmüşsünüzdür bir reklam vesaire almıyorum webis.com'da. Yani oradan direkt elde ettiğim bir geliri yok. E, o yüzden bu tarz yorumlar beni çok mutlu ediyor. Tamamen insanların bakıp faydalanmasını ben de istiyorum. Oradan tadım notlarına bakarsınız, sizin damağınıza göre uygun mu değil mi ona karar verirsiniz. Ve sonuçta herkesin belli bir bütçesi var. Boşa da para harcamamanız için o notları paylaşıyorum. Faydalı oluyorsa ne kadar güzel. Viski fıçılandıktan sonra 12 yıl 25 yıl hiç ellenmeden depoda mı bekliyor yoksa ara ara yapılması gereken bazı şeyler var mı? Bu biraz üreticiden üreticiye değişiyor Göktuğ Bey. Şöyle tabii ki Şöyle ya viski olgunlaşması biraz aslında büyülü bir süreç. tabi günümüzde artık hangi fıçılardan hangi tatları alacaklarını, ne kadar sürede alacaklarını aşağı yukarı biliyorlar ama hala yine bilmedikleri şeyler var. Yani yine hala mikro faktörler var, öngöremedikleri. O yüzden düzenli olarak tadıyorlar. Yani 12 yıl fıçıya koydular, 12 yıl sonra geldiler, aldılar değil. Oraya aylık olarak, yıllık olarak sürekli gidiliyor, tadılıyor. Her şey yolunda mı, beklendiği gibi mi, beklenmediği gibi mi bakılıyor ve buna göre kararlar alınıyor. Belki işte 12 yıllık bir viski diyorlar ki bunun 3 sene daha ihtiyacı var. Veya diyorlar ki bu harika olmuş bunu hemen şişelelim diyorlar. Bazı mesela damat evlerinde fıçıların yerlerini değiştirdikleri olabiliyor. Bazılarını döndürüyorlar. O biraz da üreticiyle alakalı ama kesinlikle kendi hallerinde bırakmıyorlar. Neleri deneyebilirim soruları geliyor arkadaşlar. Onları aslında biraz cevaplamıştık. Yine çok kısaca söyleyeyim. Ya her şeyi deneyin. Yani bence damak damak zevkini damağı geliştirmek için her konuda öyle. Sinemada da, müzikte de. Farklı şeyler tadın. Ama tadın diyorum bakın. İçin demiyorum. Yani siz şimdi her viski içtiğinizde gelip de bir şişeyi içerseniz bu arada içmekten bahsettim. Unutmayalım. Ee, her siz içtiğinizde bir şey devirirseniz o çok fazla tatmak olmuyor. O yüzden tavsiyem tadın. Tatmadan önce o markayı okuyun. Sadece benim sayfam değil başka sayfalara da o markayla alakalı neler yazılmış, e, nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş bunları biraz okuyun ve karşılaştırmalar yapın. Çok faydalı karşılaştırma yapmak. Tek başına bir viski tatmak keyifli, güzel, yine bir farkındalıklar sağlar size ama yan yana tadın. Mesela isli bir viski ile işsiz bir viskiyi yan yana tadın karakterini anlayın. Anladınız mı? Sonrasında iki tane isli viski koyun. Mesela bahsettik ya Bowmore ve Lagavulin. Onları yan yana koyun. Onları tadın. İssin çünkü farklı derecelerine sahip ikisi de. Onları biraz anlamaya çalışın. İki İrlanda koyun. İrlanda, İskoçya koyun. Amerika ile İrlanda koyun. Böyle böyle kıyaslamalar yaparak damağınızı geliş, e, geliştirebilirsiniz. Glen Morenci, La Santa aşığı. Ben de çok severim. La Santa seviyorsanız Lasanta Santa şerif beklemiş bir viskidir. O yüzden şerif karakterli viskileri tercih edebilirsiniz. Çok örnek var. Mesela benim içtiğim dediğim gibi Glen Goyne var, şehri karakteri McAllen var, Tam Du var veya Glenfiddich, Glenlivet gibi markaların da hep şeri gözünüz o Sherry karakterinde olsun. Yani üzerlerinde yazarlar e, genelde etiketlerin şerif e, açılaştı, işte Oloroso, fino şerif açılar vesaire de olgunlaştırılmıştır diye onlara biraz göz atmanızı tavsiye ederim yurt dışında yaşama sebebinize viski diyebilir misiniz? Yok diyemeyiz tabii ki. O kadar değil. Yani ülkemizde de viskiler var sonuçta arkadaşlar. Ee, tabii ki biraz daha erişmek zor. Daha az marka var ama tek sebep tabii ki bu değil. Viski neden renklendirici kullanıyorlar? Rengi fıçıdan alsa daha iyi olmaz mı? Ee, daha iyi olur mu olmaz mı? Size kalmış bu sizin tercihinizle alakalı. Ben açıkçası geldiğim noktada çok önem vermiyorum. Tabii ki eğer bir marka renklendirici kullanmamışsa ve biraz daha saygı duyuyorum. Mesela bu renklendirici kullanılan kullanmayan markalardan bir tanesi ama renklendirici kullanmanın sebebi tamamen arkadaşlar farklı batch'ler, farklı parti, farklı üretim partileri arasındaki standartizasyonu sağlamak. Renk sardaz, e, sa, renk stabilizasyonunu sağlamak aslında. Tamamen renkle alakalı, aromayla kesinlikle bir e, alakası yok. Bazı viski romantikleri vardır işte ben e, renklendirici sevmiyorum şöyle böyle diye. Ama hiç bence orada bir endişeniz olmasın. Evet, Candaş Bey gelmiş. Geç de olsa yakalın. Çok geç kalın. Ufaktan bitirir miyiz? Sohbetten de çok keyif aldım bu arada sorularınız da çok güzel çok teşekkürler. Kaçırdığım sorular da var ve açıkçası biraz daha fazla soru cevaplamayı planlıyordum. Ama sohbet aktı. Ve e, süreyi de biraz geçiyoruz. Son böyle birkaç dakika diyelim aslında. Mesleğimizi e, daha önce sorduğum sorulara ne yazık ki geçmek zorundayım. Yeni soruları cevaplamak adına. Başta konuştuk. E, yayın kaydolacak zaten. Şeyi bitirdikten sonra, yayını bitirdikten sonra. Oradan izleyebilirsiniz. Bir daha yaparız bunu arkadaşlar. Eğer siz böyle güzel sorular sorarsanız, içtiğiniz zaman eşlik ederseniz neden yapmayalım? çoklu fıçı finişlerinde evlendirme mi yapılıyor? Evet evlendirme çok genel kullanılan bir metottur. Evlendirme de yapılabilir veya fıçıdan fıçıya transfer de yapılabilir. Yani bourbondan çıkarıp sonrasında şeriye de alabilir. Veya bourbon fıçılarda olgunlaşmış viskiyle sherry fıçılarda olgunlaşmış viskiyi bir tankta e, evlendirebilir de. Mering evlendirmek, karıştırmak, bir araya getirmek. Nomad şişesinin değişikliği nedeniyle ilgimi çekti. Nomad'ı tatmamış olabilir mi arkadaşlar? Gözümün önüne geliyor böyle deri etiketli, derili bir detayı vardı şişesinin üzerinde. Ama hafızamda kalan bir e, viski değil ne yazık ki. Şimdi bir daha yapın yayını. Yaparız arkadaşlar. Bakayım soru önemli. Atladığım bir soru var mı? Sadece önümdeki iPad'den bir ona bakacağım. Hmm, hmm, hmm. isli viski sorusuna cevap verdik. Okey sanki cevapladık gibi. Son birkaç soruyu alayım o zaman arkadaşlar. 50 dakikaya tamamlayalım. 4 dakika daha konuşalım. Biraz sorulara bakayım. Viski saklarken mantarın kuruması viski tat profilini etkiler mi? Etkilemez ama e, mantar kurursa açarken mantar kırılabilir. Kırılıp Şurasında, derken kırılıyormuş bu da, yani şuradan kırılır, şurada kalır. Sizin de bunu orada kalırsa ya aşağı itmeniz, viskinin içerisine itmeniz veya mantar, şarap açacağıyla belki açabilirsiniz. Sonrasında da farklı bir kapak bulmanız gerekecek. Karakteri etkilemez ama içim keyfini ne yazık ki olumsuz anlamda etkiler Arada bir mantarı ıslatmalı mısınız? Ya bunu tavsiye ediyorlar. Yani fıçı, e, e, viski beklerken belli aralıklarla bunu yerinden alıp şöyle yapıp ıslatın diyorlar. Ben bunu yapıyor muyum? Yapmıyorum. Hiç fıçı, e, hep fıçı diyorum nedense kapağı. Hiç kapak kırıldı mı? Kırıldı. E, ama açıkçası yani şu şişelerin hepsini tek tek böyle yapmak bana çok mantıklı gelmiyor ama yapabilirsiniz. Bu bir engel olabilir. Mantarları koruma adına daha çok tadım notu bekliyoruz. O kadar çok yazmadığım tadım notu var ki arkadaşlar. Sonsuz. Hepsini yazmam mümkün değil. Ee, bazıları da bana kalıyor. Negroni dışında en beğendiğiniz kokteyller nelerdir? Ee, ben bu sene çok fazla gin ve cin e, martini ve negroni açıkçası ıı, tükettim. Biraz gin kokteylleri viskiden uzaklaşmış oldum ama ben old fashion ve her zaman bir viski sour. Bu yıl başına da mesela viski sourla girdim. Ama old fashion benim her zaman gerçekten çok sevdiğim bir kokteyldir. Hazırlaması da e, kolay. Çok yoğun bir viski kokteyli. Viski sevenlerin seveceği bir kokteyl ama yoğun bir kokteyl. Evet, Fıçı'da Negroni deneyimi videosu güzel oldu aslında. Tam şu an kendisine bakıyorum. Bu aralar ne yazık ki birkaç sağlık sorunu yaşadım. O yüzden video çekemedim. Aslında bu geçtiğimiz günlerde çekecektim. Ee, bu yayını yapmasaydım belki bugün muhtemelen onun videosunu çekerdim. Ama ufakta e, ufak da bir tatile çıkacağım önümüzdeki günlerde bir iki haftalık. Oradan dönünce yani Ocak Ocak sonu gibi videoyu paylaşacağım. Yani bir buçuk ay fıçı da beklemiş olacak Negroni aslında. Yani ne kadar denk gelecek o büyük fıçı zamanında yaklaşık bir bir buçuk sene falan oluyordu sanıyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. Old fashion için şeker küpümü, şeker şurubu mu? Güzel soru. Ben evde şurupla yapıyorum. Hatta bir markanın promosyon olarak için e, verdiği bir e, şekerle demerara şurup diyorlar ona. Onu kullanıyorum direkt. Onu koyuyorum. E, bitter, angostura bitter zaten var bir de viski var biliyorsunuz. Eski kitaplarda, klasik tariflerde her zaman şeker kullanıyor. Yani tane şeker hani kendiniz ezersiniz bitleri ve sodaya döküp ezersiniz ya. Ama şunu fark ettim. Londra'da da dahil olmak üzere en iyi kokteyl barlarda her zaman artık e, şurup kullanılıyor arkadaşlar. Şeker, küpü kullanılmıyor. Çünkü e, içim keyfini biraz bu içerken tane tane ağzınıza şekerler geliyor. Ve o şekerler homojen olarak kokteylin içerisine karışmıyor. O yüzden birçok mekan şekeri bırakmış durumda ve şurup kullanıyorlar. Ve ben de açıkçası o yüzden şurup kullanıyorum. Denedim daha doğrusu ve daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Pro ile hangi kokteyli tavsiye edersiniz? Bu pronun nasıl bir pro olduğuna bağlı. Yoğun gövdeli bir Cuban prosu mu veya biraz daha böyle tatlı bir Nicaragua prosu mu biraz ona göre değişir arkadaşlar. Diyorum ve ufaktan toparlayacağım Gerçekten benim için biraz çekiniyordum bu yayın yaparken. Acaba kendi kendime konuşur muyum diye. Ama e, sağ olun bana eşlik ettiğiniz için. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Tekrarını kesinlikle yapmayı düşünüyorum. E, ne zaman yaparız mesela bunu? Her ay bir tane gibi bir bir şey belirlesek. Arada toplansak nasıl olur? Bence yüzü olur. O yüzden Şubat için tekrar isterseniz... E, haberleşiriz. Bu arada sosyal medyada bu yayınları duyuruyorum. Paylaşımlar yapıyorum. Zaten burada olduğunuza göre e, birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. Hem Instagram'da hem Twitter'da hem YouTube'da içi kültürüne dair paylaşımlar çok fazla yapıyorum. Her zaman takip edip bu tarz sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. E, mesajları bazen tabii ki kaçırabiliyorum. Lütfen bozulmayın. E, en kötü bu tarz yayınlara gelirsiniz. Burada sorarsanız hepsini cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler tekrar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.